içinde bulunduğumuz şu mübarek saatlerde hem Bedir gününün, Furkan gününün, hem Cuma gününün kabul saatinin arandığı, gizlendiği şu mübarek saatlerde zikri ihmal etmeyin, istiğfarı ihmal etmeyin. Müsaitseniz tesbih elinize alın. Efendim, değilse dilinizden zikir bile adette olabilir. Estağfirullah en az 70 kere. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim ve bihamdihi derseniz daha faziletli olur ama Subhanallah bihamdihi. Ondan sonra Estağfirullah lezî la ilâhe illâhu vel hayyel kayyum ve töbü ileyh. O işte Ramazan-ı Şerif'in dört şeyi çok yapın, unutturmayalım birbirimize. Kelime-i şehadet. Ondan sonra işte uzun istiğfar, estağfurullah aleyhi. Ondan sonra cennet isteyin, cehennemden çok sığının. Bunlarla meşgul olalım. Onun için bu zikirlerle amel etmeye bakalım inşallahurrahman. Beraberce de bir okuyalım. Arada da bir okuyalım yani. Başka çaremiz yok. Ben şimdi oturup biraz zikredeyim, istiğfar edeyim, salavat-ı şerife okuyayım falan diye niyet ediyorum. Mesela sen böyle de. Ama şimdi size sohbet etmek, ilim, nafile, ibadetten eftal diye aslında bu saat tam zikir saati, salavat saati. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sellim. 80 kere şu salavatı okusan 80 senelik günahın da olsa af olunuyor. Cuma gününe mahsus. Bir de ikindiden sonraya mahsus. Bir de tabi Bedir günü olduğu için çok eftal oluyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulike nebiyyil ümmi. Bu lafızla beraber. Yani istersen siteye hemen atsın. Bilmiyorum yani okumak isteyen varsa daha akşama var. Efendim o bu salavat lafzıyla 80 kere hiç olmasa bugün bir cumamız daha var. Bir cumamız daha var. Ondan sonra bayram oluyor.